Merhaba çiçeksever dostlarımız. Bugünkü paylaşımımı da yılbaşı çiçeklerine ayırdım. Nedenini sorarsanız videolarımın altındaki yorumlar kısmına veya Instagram'a çok sayıda soru geldiği için bu sorularıma cevap amaçlı bu videomu sizlerle paylaşıyorum. Bu sorular nelerdir? İşte yılbaşı çiçeğimin tomurcukları dökülüyor veya yılbaşı çiçeklerimin yaprakları soldu, sarardı. Ne bileyim köklerde çürümeler oluyor gibi sorularla karşılaştık ve bu sorulara cevap amaçlı bu videomu paylaşıyorum sizlerle. Arkadaşlar yılbaşı çiçekleri biliyorsunuz sonbahardan itibaren tomurcuklanmaya başlar ve Aralık, Ocak, Şubat gibi o tomurcukları çiçeğe dönüşür. Yani yılbaşı çiçekleri uzun süre tomurcuklu, hala tomurcuk diyenler var. Arkadaşlar yaklaşık 2 ayı alabiliyor. Bakın görüyorsunuz hala tomurcuk. Tomurcuklar çok yavaş büyüyor. Bakın görüyorsunuz çok yavaş büyüyor. Yani bu konuda sabırsız olmayın. Çünkü dediğim gibi 2 ay alabiliyor. Arkadaşlar marketlerden yeni almış olduğunuz yılbaşı çiçeklerini evinize getirdiğiniz takdirde ortam değişikliğinden, ısı değişiklikten kaynaklı tomurcuklarını dökebilmektedir. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Çiçeğimizi aldığınız takdirde direkt oda sıcaklığına koymayın arkadaşlar. Yaklaşık 10-12 derece arası. Yani eğer bir kapalı cam balkonunuz varsa kapalı cam balkonunda koyabilirsiniz. Veya havalar aşırı soğuk değilse, yani çiçeğinize zarar verecek kadar soğuk değilse açık balkonda da tutabilirsiniz. Önce o ortama bir alışması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar seralarda yetişip daha sonra marketlere geliyor. İkinci bir ortam değişikliği oluyor. Siz de marketlerden aldıktan sonra evinize getiriyorsunuz. Tekrar bir ortam değişikliği oluyor ve bu sebeple çiçek de bir strese giriyor arkadaşlar. Bu strese girmesi sonucu da tomurcuklarından haber veriyor. Neden? Çünkü tomurcuklarını dökmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu konuda eğer tomurcukları dökülüyor diye çok sayıda soru geldiği için, ama bu sene diyelim ki tomurcuklarını döktü, artık yapacak bir şey yok. Seneye o ortama alıştığı için güzel güzel çiçeklerini açacaktır. Bir de şöyle bir sorun oluşuyor. Yılbaşı çiçeklerini çok fazla sulamamanız gerekmektedir. Çünkü sukulent gillerden olduğu için yılbaşı çiçeğini çok fazla sulama yaparsanız köklerde çürümelere sebep olacaktır. Bu köklerdeki çürümeler zaten başladığı takdirde öncelikle tomurcuklarını atacaktır. Daha sonra yapraklar büzüşmeye, solmaya başlayacaktır. Ve yavaş yavaş da diplerinden kopmaya başlayacaktır arkadaşlar. Toprağın hemen üzerinden çürüme yapacaktır ve dallar kopmaya başlayacaktır. Benim de böyle bir çürüme oldu. Biraz sonra onu sizlere göstereceğim. Çünkü bu seramı oluşturmadan önce çiçeklerimin hepsi bahçede duruyordu. Tabii ki bahçede durduğu için de yağmurlar yağdı. Yağmur yağınca tabii ki ister istemez kapalı bir ortamda olmadığı için sulanmış oldu ve aşırı derecede toprak ıslak kaldığı için, nemli kaldığı için çürüme meydana geldi. Şimdi onu size göstereyim. Evet, işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çürüme olan yılbaşı çiçeğim burada. Bakın görüyorsunuz, şöyle yakınlaştırayım. Görmüş olduğunuz gibi evet zaten kopmuş ve tekrar köklenmeye başlamış. Görüyorsunuz çürüdüğü halde çürük olan yerden tekrar kök salmaya başlamış arkadaşlar. Bakın. Çürümüş ve artık tabii ki
çürüdüğü için de direkt yapraklardan haber veriyor. Solmalar başlıyor. Evet, bu artık gitmiş. Şöyle kontrol edelim. Burada da bir çürüme olmuş. Bakın görüyorsunuz, yapraktan eser kalmamış. Şu görmüş olduğunuz sarı kısım yapraktı. Ama bakın yaprak tamamen erimiş. Bunlar sağlam görünüyor. Evet. Bunlar sağlam arkadaşlar. Çektiğim takdirde herhangi bir, ama şu alttaki yaprak da deform olmuş gibi görünüyor. Muhtemelen bu da gitmiş. Çıkaralım. Evet. Bunda da maalesef çürümeler başlamış. Bakın hemen üst yapraktan belletmeye başlamış. Bu tabii ki zamanla diğer üst yaprakları da yansıyacaktır. Evet arkadaşlar, fazla sulama olduğu takdirde karşılaşabileceğiniz sorunlardan bir tanesi budur. En büyük sorun. Yani devamlı çiçeğiniz su içerisinde, toprağa çamurlu olursa, çok fazla su verirseniz karşılaşacak olduğunuz sorun budur. Şimdi ben bunu şuradan kıracağım. Çünkü alttaki yaprak da artık deform olmuş. Şuradan kıracağım. Bunu buradan kıracağız. Bakın bunlar, tomurcuklar da büyümeye başlamıştı. Hatta çiçek açma zamanı bile gelmeye başladı. Bakın şöyle. Bu tomurcuklar bayağı büyüdü. Ama artık bu sene bu tomurcuklarını dökebilir arkadaşlar. Ben bunu tekrardan toprağa dikeceğim. Ama tomurcuklarını muhtemelen dökecektir. Diğer kalan kısımlar sağlam görünüyor arkadaşlar. Bakın gayet sağlıklı. Herhangi bir yumuşama yok. Kökte asıldığın takdirde çok sağlam yapışmış. Herhangi bir gevşeklik yok. O nedenden dolayı bunları ayrı bir saksıya, ayrı bir toprağa dikeceğim. Bakın şöyle, şu görmüş olduğunuz bir parça yaprak dahi tutuyor arkadaşlar. Şimdi ben şu deform olan kısımları kıracağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi çürük kısımları, deform olan kısımları diğer kısımlardan ayırdım. Ve şimdi bunları öncelikle kuru bir toprağa dikiyorum arkadaşlar. Çünkü adapte olması gerekiyor. Direkt ıslak bir toprağa dikmiyorum. Burada hem nasıl çoğaltılır diye soranlara karşı bir cevap olmuş olur. Yani herhangi bir boğumundan kırıp direkt toprağa dikimini yapabiliriz. Şöyle bakın, bunda biraz kök var. İnşallah bunu tutturabiliriz. Ama ben bu kısmı da neyse kırmak istemiyorum. Şurada sanki hafif bir çürüme var gibi. Eğer devam ederse bu boğumu da kırabilirim daha sonra. İş yerimdeki arkadaşlardan yılbaşı çiçeği isteyenler olmuştu. Artık bu yeni diktiklerimi de onlara hediye ederiz.
Bu toprağımız biraz ıslak. Başka bir çiçek vardı burada. Mevsimlik çiçek. Onu çıkardım. Saksı boş kaldı. Ona da şu büyük parçayı buna da dikelim. Hem denemesini yapmış oluruz arkadaşlar. Bakın bu nemli toprağa dikiyorum bunu. Diğerleri kuru topraktı. Çok fazla çamurlu değil zaten. Sadece biraz nemli. Evet. Bakın güzel de bir tomurcuğu varmış. Evet, bunları da hemen sulama yapmayacağım arkadaşlar. Bir veya iki gün sonra hafiften fıs fıs yardımıyla veya çok az bir toprağı nemlendirecek şekilde sulama yapacağım. Evet, şimdi size diğer yılbaşı çiçeklerimi de göstereyim. Bakın bu tomurcuklandı zaten arkadaşlar. Şurada var bir tane. Bu da tomurcuklanmak üzere. Bazı tomurcukları var. Yeni yeni çıkanlar da var. Evet. Şurada var bir tane yılbaşı çiçeğimiz. Bunlar da tomurcuk. Evet. Bunlarda da tomurcuklanma var. Görmüş olduğunuz gibi. Yalnız söylemiş olduğum gibi uzun bir süre tomurcuklu kalabiliyor. Yani bu 2 ayı bulabiliyor. Biraz yaydık buralara. Yılbaşı çiçeklerini bir arada bulundurmadım. Yaklaşık 10 saksıya yakın bir yılbaşı çiçeğimiz var. Küçüklü büyüklü. 4-5 tanesi çok büyük arkadaşlar. Şöyle saksısını sizlere göstereyim. Kendisi de tabii ki çok büyük. Ve şimdi fark ediyorum. Bakın. Burada bir dal kırılmış. Boşta duruyor. İşte burada kediler veya çoluk çocuk gelip geçerken bu dalları kırabiliyorlar. Ve bu kırılan dalları ayrı bir saksıya dikerek yeni bir yılbaşı çiçeğimiz olmuş oluyor. Bakın şurada da göstereyim. Bazı kırılan dallar oluyor. Bunlar dallar bayağı kalınlaştı. Odunsu bir yapıya dönüştü. Bunlar da kırılabiliyor arkadaşlar. Kırıldığı takdirde zaten şurada bir tanesini göstereyim. Bakın bu kırılan dallardan bir tanesiydi. Hemen ayrı bir saksıya iliştiriyorum ve yetişmeye, büyümeye devam ediyor. Şimdi şu kırılmış olan dalı da ayrı bir saksıya alalım. Evet arkadaşlar. Bu kopmuş olan çiçeğinde bakın güzel tomurcuklanmalar olmuş. Hemen onu da ayrı bir saksıya alalım. Biraz küçük saksılara dikiyorum arkadaşlar. Çünkü bazı çiçeklerin genelinde de olabilir bu. Öncelikle köklenmeye yöneliyor. Daha sonra yani saksıyı kökleriyle bir sardıktan sonradan çiçek açmaya çalıştığı için öncelikle kök için çalışıyor çiçek. Saksı da küçük olunca tabii ki köklenme saksıyı doldurması daha hızlı oluyor ve çiçeklenme süresi de daha hızlı işlemiş oluyor. Evet. Bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi 5 saksı daha yılbaşı çiçeğimiz olmuş oldu. Bazı arkadaşlar dikiyorum ama bir türlü tutmuyor veya çürüyor diyorlar. Kesinlikle sulamadan kaynaklıdır. Yani diktiğiniz takdirde bakın ben bunları 1-2 gün su vermeyeceğim. Ve sulama yaptığım takdirde de fıs fısla veya çok az toprağa nemlenecek şekilde. Yani bol su verip de çürümesine sebep olmayacağım. Çünkü ne kadar fazla sulama yaparsanız sukulent cinsi çiçeklerde köklerde çürüme olur.
kök çürümesi de yapraklara ve tomurcuklarda olumsuz yansır. Evet. Biraz videomuzu uzattık. Kusura bakmayın. Ama aklımıza geldikçe bir şeyler söylemeye ve artık yılbaşı çiçeğinde nasıl çoğaltıldığını da burada göstermiş olduk. Evet arkadaşlar. Kanalımızda birçok çiçek hakkında videolarımız mevcuttur. Ben yakında bir türlü çekemedim. Şöyle görüyorsunuz. Seramın yeni yaptık serayı. Yani derme çatma bir sera oldu ama bu çiçeklerimin hepsini yakında bir video çekerek muhtemelen bu videodan sonra bir sonraki günde olabilir. Çiçekler hakkında genel bilgiler vereceğim. Yani elimizden geldiği kadar ne yapıyoruz, nasıl bakıyoruz. Bakın görüyorsunuz. Kalanşolarımız var. Yakında kalanşolarla ilgili bir video daha paylaşacağım. Bakın tomurcuklanmaya başladılar. Burası kalanşo rafı. Küçüklü, büyüklü birçok çiçeğimiz mevcut. Evet. Bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.